abla kardeş ameliyat oldular, tıbbi ameliyatı. Yeliz Hanım 2. ayında şu an. Harika sonuçlar. Ölçümleri aldık. 19 kilo kaybettik. Tuğçe Hanım da 1. ayında. O da 15 kilo verdi ilk aydan. Tabii abla kardeş olsa bile metabolizma hızları çok daha farklı. Tuğçe Hanım biraz daha hızlı kilo vermesine rağmen İki tarafta da yağ kaybı çok güzel. Kaslarımızı koruyoruz. İnanılmaz güzel hayat değişimleri var ikinizde de. Kendimi çok hafif hissediyorum. 19 kilo değil de 50 kilo vermiş gibiyim. Çok rahatladım. Her yere arabayla gitmek istiyordum. Yani kapının önüne araba, hatta işim diyordu. İçeri girse içeri sokacaksın. Ama şimdi hiç her yere yürüyelim, oraya gidelim. Kaç adım yapmışım, bu kadar olmuş. Enerjim çok yüksek. Zannediyordum ki halsiz olacağız. Hiçbir şey, ben eskiden çocuğumu okula götürüyordum ya, hemen yatayım döneyim şeyindeydim. Ama şimdi çok aktifim, çok hareketliyim. Herkes şaşırıyor yani. Hatta ameliyat olanlar soruyor. Hangisi daha çok Telegram'da? Ben daha çok Görüşlerini paylaşıyor ya. Daha başarılı. Bana soruyorlar bu işin sırrı nedir? Herkes çünkü ameliyat olunca sevindiği bir dönem oluyor açıkçası. Herkes ameliyat sonrası başarılı. Orada sorun yok. İlk 6 ay hiç kimse de yok. 1 yılda da yok. Evet. Ama holistik terapideki başarınıza göre başarı 2 ile 5 yıl arasında belirginleşiyor. Mesela ben orada diyor, yazıyor 20 dakikadaydım. Aa diyorum, ben çok hızlı yemişim bak, 20 dakika deniliyormuş diyorum örnekleri göre. Tabağı gördüğümde aa ben çok mu yemişiz? Berk Bey'i tanıyorsunuz. Evet evet, Berk Bey'i takip ediyoruz. Dediğimizin bence en önemli elemanlarından birisi de mentorumuz. Çünkü o devamlı sizinle ilgileniyor. Orada devamlı var. Devamlıyorum, yapıyor, bakıyor. Onu yemeyeyim, bunu yemeyeyim, bunu yemeyeyim, bakıyor yani orada. Ama bir şekilde işte ameliyatın kısıtlaması var ama esas kısıtlama bu uygulamalar. Takip ederseniz inanın ki %100 başarılı olursunuz. Bir sabah bakıyorum, bir akşam bakıyorum gruba. Bir de öğlen bak. Aktif yaşamıma sanki dönemeyecekmişim gibi geliyordu. İşte 3 yaşında kızım var, ona nasıl bakarım diye çok korkuyordum. Zaten korka korka girdim. Ama şu anki halim o bir ay önceki halimden çok daha iyi. Hani bu kadar hareketli değildim. Obezite kronik bir enfeksiyonla ilişkilidir. Kronik enfeksiyon niye oluyor? Yağ hücreleri patlayınca vücut o içinden çıkan yağları bir şekilde yabancı madde zannediyor ve ciddi bir savaş başlatıyor. O kayboluyor. Bazıları hatta CRP'si yüksek oluyor obezlerin. Farkında değil. CRP'm niye yüksek diye doktor dolaşıyor. Obezite nedeniyle yüksek. Bu kadar basit aslında. Çok bize geliyor. Ama hocam sizin elinizde olan arkadaşlarımız da var. Evet, biz çok karşılaştırıyoruz. Yani enerjileri bitik, çöküyorlar. Mesela bize hep söylüyorlar. Aa hemen beni görende 2 olmuş, 20 kilo olmuş, çökmemişsin. Hani birden kilo verdiğiniz için hasta mı oldunuz, kilo verdiniz diyorlar. Evet. Ama sonra yüzümüze bakınca diyorlar ki bu hastalık kilosu değil, yüzünüz çok parlaklaşmış, gençleşmiş diyorlar. Sırlarımız var. Evet, sırlarımız var. Kafanız net. Hiç... Evet. Yani size sorulan her soruya anında cevabınızı verirsiniz. Aynen. Kafanızda hiçbir ufak endişe olsun istemiyoruz da o yüzden. Hı hı. Çok emin yaşıyorsunuz. Bu ameliyat sonrası Türkiye'deki en büyük problem obezite cerrahi sonrası yalnızlık. Yani insanlar ameliyat oluyor, ellerindeki sayfa kağıt, çok yalnız kalmıyor. İleride 5. yılda falan birazcık bile kilo alsanız hiç önemli değil. Derhal sisteme girdiğiniz zaman yine düzene girersiniz. Yani efendim, sistem sizi hemen düzeltir. Yani sistemin 3 ayrı kolu var çünkü. Mentor kolu var, psikolog kolu var, diyetisyen kolu var ama en önemlisi işte 15 yıllık, 10 yıllık aslar. Onların söyledikleri sizi daha çok etkiler.